ama üreticinin tadını tüccardan almaya yönelmiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben geçtiğimiz yıllarda böyle problemler duydum ama bu sene henüz böyle bir şey duymadım. Tüccar TMO'ya fındık veremez. Tüccar kendinin çalıştığı, tanıdığı bir üreticinin ÇKS'sini alarak böyle bir yol izler verir ki bu hiç etik değil. Çok çirkin. Ama bir o kadar da kıymetli çiftçilerimizin kendi belgelerini, ÇKS'lerini ne karşılığında olabilir bilemem. Onu tüccara kullandırması en ayıp olanı da. Eğer böyle bir durum söz konusuysa hem o işi yapan tüccarı haram kazanmaktan ben telkin ederim. Hem de kıymetli çiftçimizi kendi ÇKS'sini kullandırmaktan imtina ederim. Yani bu çok ayıp bir şey ya. Devlet burada piyasada üreticinin elinden malı ucuz fiyata alarak devlete bana tüccar getirsin de buna şu kadar para kazansın diye TMO'da fındık alımını gerçekleştirmiyor. TMO'nun asıl görevi üreticiyi sübvanse etmek, üreticinin düştüğü fakr-ı zaruret durumundan onu kurtarmak müdahale kurumudur. Dolayısıyla eğer çiftçimiz kendi ÇKS'sini kullandırıyorsa çok ayıp bir şey yani. Bu ayıplarım. Aynı şekilde de altını bir daha çiziyorum. O evrakları kullanan tüccarı da kınarım buradan. Yani siz hangi fabrikayla çalışıyorsanız aldığınız fındığı ilgili çalıştığınız fabrikaya randıman karşılığında zaten veriyorsunuz. Bu haram yemektir. Yani bu kul hakkı yemektir aslında. Bunu eğer yapıyorsa, bunu yapan bir esnaf arkadaşımız varsa bu kul hakkı yemektir. Nedir? Siz 24 liraya, 23,5 liraya fındık alacaksınız. 26,5 liraya TMO'ya kan emicilik yapacaksınız. Bu çok ayıp bir şey. Bu iğrenç. Hem bu evrakını kullandıran çiftçimizi kınarım, kınıyorum buradan. Hem de bu işi yapan, buna tevessül eden esnaf arkadaşımızı buradan şiddetle kınarım yani. Ne yapılması gerekiyor? Yapılması gereken şu, teşekkür ederim sorunuz için. Üreticilerimizin sizin aracılığınızla tüm üreticilerimize burada sesleniyoruz. Biz TEMO'nun fındık almasını tüm ziraat odaları, fındık bölgesindeki ziraat odaları ve genel başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın önderliğinde üreticinin altın ürünü ayaklara düşmesin diye TEMO'nun fındık alımını sağladı. Burada bir zoru başardık. Üretici kendi elindeki evrakını gitsin de ilgili bir esnafa kullandırsın diye yapmadık. Zaten yıl 12 ay o üreticinin kanını emiyor o her kimse. Bir de tutacak son zamanda gelecek orada onun esnaf kağıdı üzerinden belki ona bir sigara parası, belki ne bileyim bir kadeh rakı parası verecek. Onun karşılığında bunu yap. Çok ayıp bir şey. Yani bunu söylerken bile ben utanıyorum yani. Bu gerçekten çok ayıp bir şey yani. Üreticilerimizin evraklarını kullandırmamalarını özellikle rica ediyorum. İnsanın evrakı özeli bir namusudur yani. Teşekkür ederim.